Avrupa'nın en fazla yolcu taşıyan düşük bütçeli hava yolu şirketlerinden Ryanair, Yunanistan hükümetinin turizm sektöründeki vergi politikasından rahatsız olduğunu ve buradaki operasyon maliyetlerinin artması durumunda Yunanistan'dan çekilebileceğini açıkladı. Şirketin CEO'su Yunanistan'ın bazı havaalanlarını özelleştirmesiyle bu havaalanlarını kullanan şirketinin artık daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacağını söyledi. Ryanair Atina'ya ve Yunan adalarının çoğuna yatırım yaptı ve buradaki pazarda hızla büyüyoruz. Yunanistan'ı ve Atina'yı ziyaret edenlerden çok güçlü bir talep var. Evet, bu ülkeye güveniyoruz fakat biliyorsunuz ekonomi politikalarının bazılarına tam olarak katılmıyoruz. Özellikle de turizmin vergilendirmesine. Bu genç işsizliğin yüksek olduğu ülkede kötü bir durum. Ryanair bu ayın başında da İtalyan hükümetinin hava yolu şirketleri için vergileri artırmasının ardından bu ülkede 16 güzergahta uçmaktan vazgeçip 600 işçi çıkaracağını açıklamıştı. Piyasa çok kırılgan, uzun mesafe bağlantılı uçuşları Londra, Paris, Frankfurt gibi büyük aktarma merkezlerini geçiyor. Ancak kısa mesafeler Yunanistan'da ya da Avrupa kıtasında Londra'dan Atina'ya ya da Santorini'den Roma'ya önümüzdeki 5-10 yıl içinde Ryanair'la olacak. Önümüzdeki Ekim ayında 81. aktarma merkezini Romanya'nın başkenti Bükreş'te açacak olan Ryanair, buradan Temeşvar ve Atina'ya seferlerine başlayacak.